Tekrar merhabalar. Bugünkü videomuzu tüp bebek sırasında uygulanan cerrahi işlemler nelerdir? Bu konuda kısa bir bilgilendirme yapmak için çekmeye karar verdim. Tüp bebek esnasında yapılan bazı cerrahi işlemler mevcut. Bunu bütün hastalarımız biliyor. Bunlardan birincisi laparoskopi dediğimiz kapalı ameliyatlar. Kapalı ameliyatlarla yani laparoskopi ile yaptığımız değerlendirme şudur hasta anestezi altındayken göbekten girilen bir kamera ile hastanın rahim ve yumurtalıkları ve bunun yanında da tüpleri değerlendirilir. Mevcut olan patolojiler eğer ki düzeltilebilen türden ise bunlar düzeltilir. Eğer ki düzeltilemeyen tiplerse bunlar da not olarak alınır ve tüp bebek tedavisi ile ilişkili olanlar not alınır ve rapor edilir. Tüp bebek tedavisi sırasında uygulanan diğer bir cerrahi yöntem ise histeroskopidir. Histeroskopi rahim içi dediğimiz endometrium ile ilişkili bir takım organik patolojilerin tespit edilmesi ve bu patolojilerin düzeltilmesi işlemidir. Bu işlemde hasta litotomi pozisyonunda yani jinekolojik muayene pozisyonunda uyurken kamera ile rahim içerisine girilip içeride tespit edilen polip yani et parçası veya miyom gibi bir takım organik patolojiler cerrahi olarak düzeltilebilmektedir. Eş zamanlı bazı durumlarda hastanın yaratılıştan olan, doğuştan olan konjenital dediğimiz bir takım anomalilerin de düzeltilmesi mümkün olabilmektedir. Bunları hastalarımız daha çok rahimde perde gibi ifade etmektedirler. Yani kısaca tüp bebek tedavisi sırasında en sık uygulanan cerrahi yöntemler laparoskopi ve histeroskopidir. Bu cerrahi yöntemlerin uygun hastalarda titizlikle ve doğru bir şekilde uygulanması hastanın tüp bebek başarısını artırır. Bu videomuzda da kısaca tüp bebekteki cerrahi uygulamalardan bahsettik. Merak ettiğiniz daha detaylı bilgi almak istediğiniz konuları bize bildirin. Sonraki videolarımızda bu konularda tekrar bilgilendirmeler yapalım. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.